Evet arkadaşlar, Adem'in MTV'ye hoş geldiniz. Bugünü de akşama bağladık. Pazartesi sendromunu içten yaşadım arkadaşlar bugün. Yoğun bir gündü. Bugünün sabahından bir şey anlamadım yani. Bir an önce yatsak da yeniden sabah olsa bugünü telafi etsek diye düşünüyorum. Evet, bugün muhteşem bir gün. Hava sıcaklığı çok iyi. Artık sezon açılıyor arkadaşlar. Motorlar piyasaya çıkmaya başladı. O bildiğimiz tanıdık simaların dışında da artık motorlar görmeye başladık trafikte. Günlük gidiş gelişlerimizde. Çünkü kışın motor sayısı iyice az olunca artık birbirimizi tanıyorduk. Aynı saatlerde aynı yerlerden geçen motorcular birbirlerini tanıyorlardı. Şimdi artık yeni simalar var. Aramıza katılmaya başladılar. E başlasınlar da, ne güzel işte. Motora başlamak isteyenler de durmasın, başlasın hemen. Motor fiyatlarına ciddi anlamda fuardan sonra herhalde zam gelir diye düşünüyorum. Şu an fuar muar ayağına, işte sezon açılıyor ayağına, kampanyalar vesaireler yapıyorlar. Ama çok geçmez, yakın zamanda motorlara ciddi zamlar gelir. Alın arkadaşlar, yeter ki motor alın. 50'lik alın, 100'lük alın, 125'lik alın, scooter alın, CG alın, vitesli alın, kaliteli alın, dandik alın, ama bir motor alın yani. Hayatınız değişecek, bak garanti veriyorum. Trafikten, yaşamaktan zevk almaya başlayacaksınız. Şurayı görüyorsun değil mi? Şuranın haline bak ya. Bunlar daha eve gidecek de, çorunu çocuğunu sevecek de, dinlenip istirahat edecek de. Bak, ben keyif olsun diye tur atabiliyorum. Bak, vakit yaratabiliyorum kendim. Akşamleyin eve gitmeden önce, hobim ya bu benim. Hobimi gerçekleştirecek bir vakte sahibi olabiliyorum. Şuraya bak ya. Düşünsenize. Sabah akşam 10'ar dakika trafikten kazansanız bir günde 20 dakika yapar. O 20 dakikada da kitap mı okumak istiyorsun? Gidip bir yerde oturup iki bir şey mi içmek istiyorsun? Yap arkadaş, işte 20 dakika sana kalıyor ya. Motor bu demek. Yaşam demek ya. Bir de ufkun genişliyor ya. Motorla ne yapabilirim? Gezebilirim, tozabilirim, şuraya gidebilirim, buraya gidebilirim. Sınırlarını da zorluyorsun ya. Yani işte 150'lik motorla bilmem kaç kilometre yol yapılır mı? Şuralara gidilir mi? Buralara gidilir mi? 100'lük motorla, 50'lik motorla şuralara gidilir mi? Buralara gidilir mi? Bir sürü video var YouTube'da. Bunlar neden yapılmış? İşte insanın sınırlarını zorlama isteğinden dolayı. Motorda sınırlarını zorlayabiliyorsun. Kendi sınırlarını zorlayabiliyorsun. O yüzden başlayın. 50'likle başlayın, scooter'la başlayın, vitesliyle başlayın. Yeter ki başlayın. Şununla başlanır mı, bununla başlanır mı diye bir şey yok. Başlamak var, başlamak. Sen bir başla da şu eline hakim olmayı öğren. Şöyle biraz boş yerlerde kendini geliştir. Bir başla ya. Dediğim gibi motor fiyatları da artıyor. Hızla yükselecek de, sezon açılıyor. Zaten ikinci el aldı başına gitti. İnanamazsınız fiyatlara. Yani aklınız durur. Çok değişik fiyatlar dönüyor ya, inanamıyorum ya. Bu motor bu parayı eder mi? Ya bu motor, benim şu motor yani 8-9 bin lira eder mi ya? 10 bin lira eder mi ya? 10 bin lira. Şimdi 2 ay sonra 10 bin liradan aşağı bulamazsınız. O yüzden alın. Bir an önce alın, binin.
Yüzlük mü alayım? 50'lik mi alayım? Hiç fark etmez. Bin, kendini geliştir. Nasıl da bir üstü hep var yani bunun. 50'lik alsan 100'lük var. 100'lük alsan 125'lik, 150'lik var, 200'lük var. Yani hep bir üstü var. O nedenle ona takılma. Scooter mı alayım, vitesli mi alayım? Takılma. Al işte bir şey ya. Neyi kolay kullanacaksan onu al. Durumlar böyle. Ne kadar çok motosiklete binen, bisiklete binen insan olursa bence o ülkenin gelişmişlik düzeyi o kadar hızla büyür. Hızla büyür yani. Ben öyle düşünüyorum. Dedim ya ya, hobilerini yapmaya zaman çıkar. Ha, ben şimdi video çekiyorum ya, bu benim için bir hobi. Yerine göre bunu editlemek için zaman harcıyorum ya. Buna zamanım kalıyor işte. Öbür türlü arabanın içinde pinekle dur. Al gelsin. Herkes her şeyi artık internetten alıyor. Bu sektörde bayağı bir ekmek kapısı oldu. Bak al gelsin. Adam internetten veriyor siparişi. Ürünleri de tık geliyor. Al gelsinciyi takip edelim. Gene ne varsa onda vardır. Hızlı gider o. Şu normal havalarda arka sislerini, ön sislerini yakan insanlardan vallahi nefret geldi ya. Ya niye yakıyorsunuz bunu ki? Benim arabada da var. Düğmesinin yerini unuttum ya. Bir kere Antalya'da lazım olmadı ki. Niye yakıyorsunuz bunu, ben anlamış değilim yani. Hiç gerekli bir şey değil. Benim gözümü alıyor, başka bir şey de değil. Gördüm bisikletçiyi, gördüm. Buralar ne olmuş ya? Bak gördünüz mü nasıl geçiyorum? Hadi yavrum, hadi yavrum. Gelme artık bu tarafa. Niye geliyorsun buraya? Ve en öndeyiz. Bir motorcunun olması gereken yerde. İşte gidiyorum. İşte böyle gidiyorum ben. Bu nasıl bir dönüş ya öyle?
Ben döndü zannettim, sonra döndü burnunu kıvırdı. Geri verecekti tepeme. İşte gidiyorum çeşmesi ya. Kim demiş motorda müzik dinlenilmez diye. Açıveririz Spotify'ı. Hop. İşte bu kadar. Çınlasın kulaklar. Bak hele bak bak. Böyle arkada oturan kişi eğiliyor. Plakayı kapatıyor. Plakayı kapatıyor. Bundan sonra yasa dışı işler oluyor. Vay kırmızıda geçmek. Vay bir şeyler bir şeyler. Sanırım kaskın vizörüne bir şeyler oldu, hem de ciddi bir şeyler. Bayağı dağıldı herhalde. Kaskın vizörüne tutan zımbırtının vidası çıkmış. İnşallah yedek parçası satılan bir şeydir. Yoksa yalan oldu. Evet, cam tabii tam oturmayınca yüzüme buz gibi rüzgar geliyor şimdi. Moralim bozuldu şimdi ya. Niye böyle oldu bu kask? Satılan bir şey değilse o videonun oradan uçmuş olması bayağı bizim başımızı ağrıtır. Şu karşıdaki mağazadan aldım ben bunu ama mağaza açık mı kapalı mı? Mağaza açık ama. Çıkarım kameramı, kapanması gerekiyor. Bunu kapatayım mı? Bunlar işimiz yok. Sorup da geri vereyim. İnşallah adam gitmez ben gelene kadar.
Varsa alacağız ya. Para da lazım şimdi. Çantayı da alayım. Gözümden de kapatıp gideceksin. Bilinç motordan mı kas kalmıştın önce? Ya yeter ya. Evet, ama kapalı herhalde. Kapatmış ama bulunuyormuş. Bulunduğuna sevindim. Kapattığıma üzüldüm ama bulunduğuna sevindim. Yarın bir ara bir iki dakika gelir. Alıyoruz ya. Evet arkadaşlar, bu akşamki uzun upuzun videomuzu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Şunu da öğrendik ki kaskların vizörlerinin kenarlarındaki vidalar kaybolduğu zaman bulunuyormuş. Ama arkadaş kapatmış dükkanı. Onun için yarın bir uğrayacağız kendisine. Evet, herkese iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.